Sana mesaj var. Bu tavrın çok çocukça diyor. Ne demek istiyor acaba? Hangi tavrım acaba anlamadım. Ben de merak ettim. Bir ara istersen. Allah Allah anlamadım ya. Boş ver ben sonra ararım hem onu. Kahve soğuyacak. Hadi hem nereye gideceğiz biz söylesene. Alo Narin. Alo Fırat. Merhaba Narin. Sor. Şey ne demek istedin tam olarak mesajda anlamadım. Dün gece seni kırdıysam özür dilerim diyecektim. Çocuk gibi küstün mü sen bana telefonlarını açmıyorsun? Yok ya ben şeydeydim ondan yani. Tamam biliyorum bütün masa üzerine geldi. Amacım dalga geçmek falan değildi senin. Gerçekten özür dilerim. Ha önemli değil ya olur öyle şeyler ne olacak? Hem zaten Deniz de geldi şimdi. Çiçek falan getirmiş bana özür dilemek için. Ya hem böyle daha iyi böyle küsüp barışınca iyi oluyor. Sen bakma bana ben gergin bir tipim sizinle alakası yok. Ha öyle mi? Benim de sana bir çiçek borcum var demek. Neyse. Irmak'la birlikte kendimiz sana affettirebilmek için memleketin en iyi zeytinyağını getiririz. Ha. Tamam, söyledi zaten Irmak. Çiftliğe gidiyormuşsunuz. Evet, zeytin işini çok seviyor Irmak. Birkaç büyük üreticiyle araştırma yapmak istedi. Babam da beni çağırınca bu seyahatin iyi bir fırsat olduğunu düşün. Arazi bakacakmış. Biz zeytinciliğimiz. Selam Deniz. Konferans bir görüşme yaptığımızı bilmiyordum. Selam. Tamam o zaman. Hadi size iyi yolculuklar. Görüşürüz sonra. Zeytinyağımı unutmayın. Tamam mı? Hadi bay. Görüşürüz hanımlar. Rezil ettin beni. Fırat. Çiftliğe gidiyorsun sanıyordum. Yarın sabah gideceğiz. Irmak bugün gideceğini söyledi ama. Ben seni görmeden gitmek istemedim. İşim çıktığını söyledim. Nasıl yani? Kız arkadaşını ailenle tanıştırmadan önce beni görmek... Nasıl bir mantık bu ya? İçeride konuşalım mı bunları? Sen niye içmiyorsun? İçkiye ihtiyacı olan sensin. Irmak'ı çiftliğe götürmek benim fikrim değildi Narin. Bana ne? Sana soran oldu mu? O kız aileye takdim edilmeyi bekliyor. Bu hafta sonuyla ilgili bazı beklentileri var. Bu kadar kayıtsız olman şaşırtıcı gerçekten. Bilmiyorum. Onun sorunu. Gelmek istedi, çok ısrar etti. Ben de peki dedim. Ben de değil, otelde kalacak. Yok artık. Nasıl yok artık? Babam bende kalmasına bir anlam veremez zaten. Niye canım? Fıstık gibi gelin adayı kız. Irmak'tan iyisini bulacak. Allah Allah.
Niye anlam veremeyecekmiş? Sen beni evlendirmeye neden bu kadar meraklısın? Hı? Bana ne canım? Bak Fırat, Deniz'in her şeyi anlamasına ramak kaldı. Bugün az kalsın yakalanıyorduk. Eğer anlasaydı bitmiştik ikimiz de. Öyle beni arama her aklına geldiğinde. Sabah akşam yanında Deniz olduğunu, telefonlarını hoparlörden dinlediğini ben nereden bilebilirim ki? Yalnızsın diye düşündüm. Ama anlaşılan o ki siz tuvalete bile beraber gidiyorsunuz. Kuş kullanıyor her şeyden. Senin bir zamanlarki Fırat olduğunu bana itiraf ettirmeye çalışıyor. Anlamıyor musun? O kız bizim geçmişimiz hakkında ne biliyor? Her şeyi. Her şeyi. Benim canımı okuduğunu. Aşka kapılarımı kapattığımı. Kasabada bir hıyar olduğunu. Ama o hıyarın sen olduğunu anlamadı tabii ki henüz. Fırat, Irmak'la iyisiniz siz. Gidip evlensenize. Beni de rahat bırakın. Ben senden uzak duramam. Fırat. Ayrılmazsın Irmak'tan, ayrılamazsın. Zaten ayrılsan da ben seninle olmam. Seni sevmiyorum ben. Arkadaşımla dostluğumu tehlikeye atmam sevmediğim biri için. Git evimden. Beni de rahat bırak. Arama bir daha. Bana hala niye bu kadar öfkelisin? Haksız mıyım bunca şeyden sonra? Ha? Haksız mıyım? Gidip evlensene şu Irmak'la. Tam sana göre işte. Havalı, kültürlü, her şeyi bilir. Asil, kariyeri var, parası var, her şeyi bilir. Saçının teli dağılmaz. Yağmur yağsa ayağına çamur sıçramak. Kaka bile yapmayan çocuklar doğurur o kız sana. Gidip evlensene şu Irmak'la. Beni de rahat bırak. Sen misin canım? Benim. Nasılsın anneciğim? Bugün artık mutlaka gelir benim oğlum dedim. Bekledim hep pencerede. Haplarımı bile almadım. Erkenden uykum gelmesin diye. Hayır annem. Ne dedim ben sana? Ne dedin? Hı? Ne olursa olsun haplarını içilecek demedim mi? Gel, geç otur bakayım şuraya. Geç.
Zühre abla uyudu mu? Ha? Niye ilgilenmiyor seninle? Oo, onun uyumadığı zaman mı var oğlum? İlaçlarını getireyim ben sana. Yemek yedin mi? Of, güzel annem benim. Biz MBOCC olarak ilgilenebiliriz sizinle ancak. Co-loader olarak İsviçre'deki acenteyle görüştürebilirim sizi. Hı hı. Süre aşımında demuraj ödersiniz, evet. Free time burada biraz daha fazla, tabii. Tamam. Yarın ofistekileri size arattıracağım. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hayırdır? Sabah erken alacaktı şoför seni. Yanlış mı hatırlıyorum? Buradan daha rahat gideriz diye düşündüm. Mary çantanı hazırladı. Bu akşam için izin verdim ona. Yemekleri de ben hazırladım. Çok güzel bir balık pişirdim senin için. Şoföre ihtiyacımız yok. Benim arabamla gideriz. Ben kullanırım tabii ki. Beraber çok güzel bir yolculuk yaparız. Hı? Benim yastığımda şoföre ihtiyacım olacak. Hayatım, ben götürürüm seni istediğin yere. Ayrıca babanın şoförleri vardır illaki. O geceki planlarından pek hoşlanmadın anlaşılan. Yo. Çok güzel gözüküyor. Ben severim senin yemeklerini. Oturalım mı? Soğuk şarabımız da var. Şimdiden tatil havasına gireriz ha? Yolda durup yemek yiyebileceğimiz bir sürü harika mekan keşfettim. Bakmak istediğim arazilerle alakalı emlakçı da buldum, ilgilenecek bizimle. Her şey tamam. Benim epeyce işlerim olacak orada. Yani gitme amacım bu. Yılda bir kere aile işleriyle ilgili toplanırız. O yüzden seninle ilgilenemeyebilirim. Biraz daha konuşursak gelme diyeceksin sanki. O yüzden daha fazla konuşmayalım ha? Harika şaraptan içelim. Fırat. Şu aralar aramızın çok iyi olmadığını biliyorum. Ama bu gezi bence tekrar bağ kurmamız için çok iyi bir fırsat. Lezzetli. Afiyet olsun. Kaka bile yapmayan çocuklar doğru Rokistan'a. Gidip evlensene şu Hırvat'la. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.